Herkese merhabalar. Hazreti Nuh Aleyhisselam konumuzla beraberiz. Bugün sizinle beraber Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Kur'an'da nasıl geçtiğini öğreneceğiz ve Hazreti Nuh'un çok güzel bir kıssası var. Bunu beraber gözden geçireceğiz ve konumuz çok güzel ve çok da bilgilendirici. Hadi bakalım o zaman dersimize başlamadan önce ama size çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. O da son tekrar programımız başlıyor. Tüm hızıyla harika bir şekilde son tekrarlarımızı yapacağız ve en iyi sonuçlar LGS'de bizimle olacak diyoruz. Programımız tam LGS gününe kadar devam ediyor. Dolu dolu bir program. Bu son düzlüğü çok iyi değerlendirmek için içerisinde LGS son tekrar setimizi kullanacağız. 6 adet kitabımız var bu setimizin içerisinde. Gerçekten de çok önemli, çok değerli bir set. Bütün konuları tekrar etmemizi, son tekrarları yapmamızı sağlayacak. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Konumuzu mükemmel bir şekilde öğrenelim. Hazreti Nuh'un e, kim olduğunu biliyor musun Tomuş evladım? Nuh'un gemisi. Aynen Nuh'un gemisi çok bilinen bir şey. Gerçekten de Hazreti Nuh da aslında o yüzden çok e, e, her, e, dünyada bilinen sadece Müsl İslamiyet'te değil e, Hristiyanlar aynı zamanda Museviler birçok dinde bunu biliyor. Hazreti Nuh'un nasıl bir yaşantısı olduğunu biliyor. Neden diyeceksin? Çünkü Hazreti Nuh mükemmel bir gemi inşa edip bu mükemmel gemiyle hayvanlardan da çiftler alıp dünyada o, o dönemde yaşanan bir tufanda sağ salim kalabilmiş bir peygamber. Peki ne olarak hemen hatırlayalım e, Hazreti Nuh'u halk arasında bilinen bir özelliği var. İşte bu tufandan kurtarıldığı için ve yeniden bir yaşamı başlattığı için ikinci Adem olarak biliniyor. Tunç Hanım Adem peygamberimizi biliyorsun. Evet, Adem ilk Hazreti, insan. Aynen. Hazreti e, Adem aslında ilk insandı. Adem'in eşi Hazreti Havai'di. İşte Adem olarak bilinen bilinen ulul azam peygamberlerden biri aslında Hazreti Nuh. Çünkü olsa onun sayesinde birçok hayvan, birçok canlı kurt kurtarılmış bu gemi sayesinde. Nuh'un gemisi dediğin o Nuh'un gemisi sayesinde. Ve sonrasında da tekrar orada o dönemde orada hayat başlamış. Peki mücadelesine baktığımız zaman niçin çalıştı Hazreti Nuh diye baktığın zaman putlara tapan kavmeni tevhide davet. Tevhid nedir hocam? Tevhid demek Tonguç Arapçada vahit dediğimiz bir şey var. Vahit ne demek biliyor musun? Vahit bir demek Tonguç'um. Vahit, isneyn, Selase hani bir, iki, üç diye sayıyoruz diyor. One, two, three, four. Siz Arapça i̇şte, biliyor musunuz? Yani? Aynen. Vahid dediğimiz şey de aslında bir demek. Tevhid demek de vahide inanmak yani birliğe inanmak demek. Neyin birliğine Tonguç Evlenme? Allah'ın birliğine. Allah'ın birliğine. Çünkü eskiden eski dönemde insanlar sadece bir tane tanrı var demiyordu. Hatta şu anda da Yunan mitlerinde falan filan var ya mesela güneş tanrısı, yok bilmem doğa tanrısı, yok deniz tanrısı, yok bir yüzlerce tanrı var. Ama biz Müslümanlık olarak neye inanıyoruz Tonguç Evlenme? Tek biz bir Allah. Olarak, tek bir Allah. Yani tevhide inanıyoruz. İşte Hz Nuh kavmine geldiği zaman ne dedi? Tevhide yani Allah'ın birliğine inanın. Boşverin başka putları. boş verin başka taplıklarınızı dedi. İşte putlara tapan kavmini tevhide davet etti sürekli. Onlar ne dedi Tongu Ne gerek var kardeşim sen bizi putlarımızdan mı şaşırtmaya çalışıyorsun? Nuh dediler peygamber demediler. Aynen. E Nuh dediler peygamberler dediler işte de gerçekten çok güzel bir tabir gerçekten de. Ay, Nuh, Hazreti Nuh'a inanmadılar ve sonrasında Allah dedi ki Hazreti Nuh sen bir gemi inşa etmeye başladı dedi. Onu şimdi geliyor dedi. Şimdi Tonguç'um Kur'an'da sıkça adı geçen peygamberlerden biri Hazreti Nuh aslında. E, neden Kur'an'da sıkça adı geçiyor? Çünkü gerçekten de tevhide davet etmesi e, ve bunun sonucunda da değişik bir hikayesinin olması çok önemli bir yere sahip e, oluyor Hazreti Nuh a. Kur'an'da Hazreti Nuh'a diğer peygamberler daha geniş yer veriliyor. Aynısı mesela Hazreti Musa'ya ne kadar geniş yer verildiyse, işte Hazreti İsa'ya ne kadar geniş yer verildiyse, Hazreti Nuh'a da e, neredeyse o kadar geniş yer veriliyor. Kur'an'ın Tonguç Evlenme'nin 71. suresi 71. suresi onun adını taşıyor. Yani Nuh suresi olarak geçiyor. İşte e, biliyorsun Tonguç farklı sureler var. Bakara suresi var, Nisa suresi var, Musa suresi var, şey, e, Maide suresi var. Böyle bir sürü sure adı var. Var ve bunlardan bir tane Yusuf Suresi var mesela. Bu da bunlardan bir tanesi de Hz. Nuh'un e, suresi, Nuh Suresi 71. suremiz. Nuh Suresi baştan, sure, baştan sonra baştan sona onun tümüyle anlatıyor tevhit mücadelesini anlatıyor. Yani Allah'ın birliğini yayma mücadelesini anlatıyor ve Nuh Aleyhisselam e, aynı zamanda ulul azam, ulul azam dediğimiz peygamberlerden. Yani birazcık daha Kur'an'da daha fazla adı geçen, birazcık daha diğerlerinden ayrışan peygamberlerden bir tanesi. Kur'an'da kavminin arasında Tonguç evlenmeyim. 950 sene bak bu çok enteresan bir şey. Bir, bir, hatta Kur'an'da şöyle bir tabir var. Bin seneden elli eksik şeklinde yaşadı diye geçiyor. Yani o demek 950 sene yaşadığını geçiyor. Eskiden insanlar Tomuç'um sen şu anda mesela kaç sene yaşabiliyorsun insanlar olarak? İşte 70-80 sene hatta 90-100 sene yaşasak oh be diyoruz ne güzel e, bayağı uzun yaşadık diyoruz. Tamam. Ama, ama işte dünyada insanları yaşa, yaşama süresi içinde bulunduğu ortamlara göre, yaşam standartına göre, e, havanın kirliliğine temizliğine göre değişebiliyor. Dolayısıyla Hazreti Nuh'un da 950 sene yaşa Kur'an bize bildiriyor. Bu da önemli bir bilgi, değişik bir bilgi. Çünkü insanların eskiden daha da uzun, daha da büyük olduğu söyleniyor. Sonrasında insanların işte çevre şartları da küçüldüğünü, beslenmenin etkisi de küçüldüğünü, hatta zamanların ömürlerinin de kısaldığını biliyoruz. Bu da e, izafi olduğunu biliyoruz. Hazreti Nuh'un kişilik özelliklerine baktığımız zaman çok şükreden bir kuldu. Kul ne demek Tomuç'um? Yani kendini teslim etmiş demek. İşte Hazreti e, Nuh da Allah'a çok şükreden, Allah'ın bana verdikleri için çok e, şükür diyen bir kurdu. Hatta bunu İsra suresi 3. ayetten, bak ey, ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımız, soyundan gelenler, taşıdıklarımızın soyundan gelenler, bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu şeklinde geçen bir ayette de söylüyor e, Allah Kur'an'da. Bir tane daha bakalım güçlüklere karşında sab, sabır gösterirdi Hazreti Nuh. Bunda Hud suresi Kutuguzu ayetten bakabiliriz. Ey peygamber işte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerinden Yani bilinmeyen haberlerdendir. E, kimsenin bilmediği haberlerdendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret çünkü iyi son günahtan sakınanlarıdır. İşte burada sabretmeyi e, tavsiye ediyor Allah aslında. Bu da e, sabır gösterdiğinin delillerinden bir tanesi. Şu bir, hikayesine baktığımız zaman Tom, çok e, değişik bir hikayesi var. Kavmi inanmıyor Tonguç'um. Kavmi inanmayınca e, Allah da diyor ki Hazreti Nuh'a bir gemi yap diyor. E, o da gemi yapması vahy edildi dediğim şey aslında bu. E, Hazreti Nuh'un da kendi öz mesleği aslında nedir Tonguç'u Marangozluk. Ma marangozluk. Marangozluk da zaten gemiler eskiden neden yapıyordu? Tahtadan yapıyordu. Öyle demirden birden gemi yapacak bir teknolojimiz yok. Teknoloji yoktu. O zaman mesleği marangozluk olduğu için bir gemi yapabilecek kapasitede zaten e, koskocaman bir gemi inşa ediyor Hazreti Nuh. Zaten ömrü de çok uzun olduğu için de 950 sene Kur'an'da geçtiği için e, bu gemiyi inşa ederken de tabii çok uzun bir sürede e, hatta gelip dalga geçiyorlar. Sen niye bu gemiyi inşa ediyorsun? Ne gerek var saçmalama diyorlar. Karanlık. Dango, dangozu karanın ortasında gemi inşa ediyorsun diyorlar. Dalga geçiyorlar çünkü kavmi bir türlü inanmıyor Allah'ın varlığını. Bak e, Allah sizi uyarıyor. E, Baş bo verin başka putlara tapmayın diyor sürekli uyarıyor. Onlar diyor ki hayır hayır istemiyoruz. Biz kendi istediğimizi tapacağız. Sana ne git başımızdan diyorlar e, ve o da gemi yapmaya başlıyor ve sonrasında da e, tufanın geleceğini, tufanın geleceğini yani büyük fırtınanın kopup da her tarafı su basacağını e, görünce Tonguç evladım benim e, ne yapıyor? E, daha doğrusu ona vahy edilince her hayvandan birer çift alıyor ve iman eden insanları da e, gemisine alıyor Tonguç evladım benim. Hatta kendi soyundan da iman etmeyenler geminin dışında kalıp helak oluyorlar. O da başka bir şey tabii ki. E, onun dışında e, iman edenler de aldıktan sonra geminin içine biniyorlar. Sonra bir anda tufan kopuyor. Bir anda fırtına kopuyor. Yapıyor. O bütün o sel sularıyla beraber her tarafı su basıyor. Bir sürü insan helak oluyor gidiyor. Ama Hazreti Nuh ve yanındakiler işte hayvanlar ve e, iman eden insanlar kurtuluyor ve mükemmel bir şekilde tekrardan orada hayatın oluşmasını sağlıyorlar. Sel suları çekildikten sonra. İşte biz buna tufan hadisesi diyoruz Tunguç Ölen Bey. Bu tufan hadisesi gerçekleştiğinde herkes diğer herkes helak oluyor. Tabii ki Tunguç hani Kur'an'da verilen beyler ışığında biz bunun sadece belli bir bölgede olduğunu da bilebiliriz veya tüm dünyada da olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani bilemeyiz burada ama hani burada şunu biliyoruz ki o bölgedeki Hazreti Nuh'a inanmayan insanların helak olduğunu ve Hazreti Nuh'un ve inanan insanların da kurtulduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu tüm dünya olabilir veya belli bir bölgede olabilir. Tabi buradaki ee, bunu Allah bilir diyerekten geçiyoruz. sonuç Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Tamamdır hocam.